Merhaba Toastmaster arkadaşım. Serimizin 3. videosuna geldik. Fakat fark ettim ki kendimden bahsetmemişim. Ben Sabri Dönmez. Yaklaşık 8 senedir Toastmaster üyesiyim. Ve yolculuğuma DTM yani Distinguished Toastmaster olarak devam ediyorum. Bu Toastmasters bünyesinde ulaşılabilecek en üst seviye. Ve ben de Türkiye'de bu seviyeye ulaşan birkaç kişiden birisiyim. Bu video serisini sizlere DTM olarak hazırlıyorum ve ilk olarak sadece değerlendirme formları üzerinden gideceğiz. Sonrasında her projenin alt başlıklarını ele alarak neler yapılması ve nasıl yapılması gerektiği üzerine odaklanacağız. Bugünkü projemiz seviye 1, proje 3, ses çeşitliliği ve beden diline giriş. Forma baktığımızda önceki videolarda sadece orijinal formu kullanmıştım. Bugün Türkçesine çevirerek her iki formu da paylaşmak istiyorum ki hem orijinalini hem de Türkçe'ye çevrilmişini görelim. Toastmasters'ın değerlendirme formlarının hepsi burada gördüğünüz üye adı, değerlendirici, konuşma başlığı, tarih ve konuşma süresiyle başlıyor. Böylelikle siz bu formu doldurduğunuz zaman ve geçmişe dönük, geriye dönük bir forma bakmak istediğinizde hangi konuşmayı yapmışsınız, konuşmanızın başlığı neydi ve değerlendiriciniz kimdi, hangi tarihte bu konuşmayı yapmışsınız bunu görme fırsatınız oluyor. Projenin amacına geldiğimizde projenin amacı üyenin yaptığı herhangi bir konuşmayı geliştirebilmesi için, geliştirmek için ses çeşitliliği veya beden kullanımı pratiğini yapması. Yani ilk konuşmamızda buzları kırdık. İkinci projede amacı olan bir konuşma yazdık ve sahneye çıkıp bunu yaptık. Gördüğünüz gibi artık her projede, her konuşmamızda bir basamak ileriye doğru gidiyoruz ve bu seviye 1'in 3. projesinde şu an artık bizim kapsamımıza ses çeşitliliği ve beden dili de girdi. Dolayısıyla bu projeyi yaptıktan sonra değerlendiricimiz bizi değerlendirirken ses çeşitliliği ve beden diline göre değerlendirecek. Peki değerlendiriciye notlar kısmında bu proje değerlendiriciye ne söylüyor? Yani değerlendirici bizi değerlendirirken nelere dikkat edecek? Gelin bunlara bakalım. Diyor ki üye bu projeyi tamamlarken, bu proje için çalışırken beden diline, jestlere ve diğer sözsüz iletişim hakkında bilgi edinmeye ve pratik yapmaya zaman harcadı. Yani bizim Pathways eğitim sistemimizde biz beden diliyle, jestlerle alakalı ya da sözsüz iletişimle alakalı bir eğitim yolculuğu izledik. Sonrasında bu projeyi yapıyoruz, bu konuşmayı yapıyoruz ve bu proje için de zaman harcadığının farkında ol. Dolayısıyla altında bir çalışma var diyor. Aynı zamanda hız, ton, perde ve ses yüksekliği de dahil olmak üzere ses çeşitliliği üzerinde de durdu. Burada değinmek istediğim bir nokta var. Sadece biz ses rengimizi değiştiremiyoruz. Ses rengimiz doğuştan gelen karakteristik bir özellik. Fakat bunun dışında sesimizin tonunu, perdesini, tonlamamızı, ses enerjisini bunların hepsini değiştirebiliriz ve bunların hepsi çalışarak mümkün. Dolayısıyla bu projede de sesimizin çeşitliliği ile alakalı artık bir farkındalık oluşması mümkün olacak. Daha önce de bahsetmiştik. Bu konuşma iyi organize edilmiş bir konuşma olmalı. Üyenin kasıtlı veya kasıtsız hareketlerinin ve beden dilinin farkında olmasını izleyin. Yani üye sahneye çıktığında beden dilinin farkında da olabilir, olmayabilir. Bununla alakalı notlara değinmekte fayda var. Konuşmayı bozan hareketleri, aynı zamanda da konuşmayı geliştiren hareketleri de not edin demiş. Bunu da değerlendirmenizde ekleyin. Bunlardan da bahsedin ki üye kendisini dışarıdan gören bir göz olarak bir sonraki konuşmasında neler yapmasına dikkat etsin. Ve bizim konuşmalarımız mizahi, bilgilendirici ya da üyenin seçtiği herhangi bir tarzda olabiliyor. Burada yine bundan bahsediyor. Son maddeye geldiğimizde
Diyor ki üye sadece beden diline odaklanılmasını isteyebilir ya da sadece ses çeşitliliğine odaklanılmasını da isteyebilir. Ya da her ikisi. Hem beden dili hem ses çeşitliliği. Bu üyenin değerlendiricisinden isteğine ya da talebine bağlı. Çünkü üye diyebilir ki ya ben kendimi her ikisinde de çok rahat hissetmiyorum. Sadece beden dilime odaklanalım bu konuşmada. İlerleyen dönemde sadece ses çeşitliliğime de odaklanırız. Ya da tam tersi ben bu konuşmada sadece ses çeşitliliğine odaklanılmasını istiyorum diye bir talepte bulunabilir. Projenin adı ses çeşitliliği ve beden diline giriş. Yine diyor ki her ikisine de odaklanabilirsiniz. Hem beden dili hem de ses çeşitliliği üzerine değerlendirilebilirsiniz. Fakat burada şöyle bir not düşmüş. Eğer üye sadece ses çeşitliliği üzerine değerlendirilmek istediğini belirttiyse biz eğitim sistemimiz olan Basecamp'e gidip oradaki konuşma profilini kullanmamız gerekiyor. Bu da böyle bir not. Genel yorumlar kısmı nasıl yukarıda bahsettiğimiz üye adı, değerlendirici, konuşma başlığı, tarih ve konuşma süresi varsa genel yorumlar kısmı da bizim Toastmasters'taki değerlendirme formumuzun olmazsa olmazı. Yani her formda bunu göreceğiz. Yine üyenin başarılı olduğu noktaları buraya, üyenin üzerinde çalışmasını gerektiğini düşündüğünüz noktaları buraya ve üye kendini zorlamak için ya da kendine meydan okumak için neler yapabilir onları da buraya yazıyoruz, yazmamız gerekiyor. Sözlü olarak biz değerlendirmemizi her toplantıda iletiyoruz. Bununla birlikte eğer yazılı hale de getirip bu formu üyeye yani konuşma yapan kişiye iletirsek, üye geçmişe dönüp formlarına baktığında ya da geçmişten nereden nereye geldiğini incelemek istediğinde ben bu konuşmada, bu projemde şunların üzerinde çok iyiymişim. Fakat bu noktalara da odaklanmam gerekiyormuş şeklinde yorum yapıp kendisinin tarihsel gelişimini gözlemleyebilir. Değerlendirmelerin yazılı olması ve üyeye teslim edilmesi bu açıdan önem arz ediyor. Toastmasters'tan en üst seviyede, en yüksek seviyede faydalanmak için bu şekilde çalışma yöntemi doğru bir yöntemdir, iyi bir yöntemdir. Bunun da altını çizmek istedim. Bugün seviye 1 proje 3'ü konuştuk. Ses çeşitliliği ve beden diline giriş. Bir sonraki projemizde, bir sonraki değerlendirme formunda görüşmek üzere. Burada bugün pinlerimi iliştirerek gelmiştim buraya. Bunlar da Toastmasters'ta ilerledikçe almaya hak kazandığınız ya da aldığınız pinler. Bunların bazıları başarınızı, bazıları da sizin hangi seviyede olduğunuzu ya da ne derece ilerlediğinizi gösteriyor. Belki onlarla alakalı bir videoda çekeriz. Görüşene dek sağlıcakla kalın.